Yunanistan'da kapatılan devlet televizyonu ERT çalışanları yeni kurulan ve yerlerini alacak olan kanalı protesto etti. Hükümetin ekonomik nedenlerle radyo televizyon kurumu ERT'yi kapatmasının sancıları devam ediyor. Yeni kurulan EDT adlı televizyon test yayınına başladı. Ancak yeni kanalın hukuksuz olduğunu öne süren ERT çalışanları protesto gösterisi yaptı. Sendika olarak şikayet edeceğiz ve dava açacağız. Sonunda biz kazanacağız. Çünkü ERT olmadan televizyon açamazlar. ERT'nin zenginliği binası veya sinyali değil, çalışanları ve bu çok iyi biliniyor. Yayına başlayan kanal 3 aylık test süresince film ve belgesel yayınlayacak. ERT'nin 2600 çalışanı ise iş için bu kanala başvurabilecek. Ancak başvuranların yarısı yeni kanalda çalışma fırsatı bulacak. Kamu yayınlarından sorumlu bakan alınan kararı savundu. Benim ve hükümetin dileği ERT çalışanlarıyla beraber karar almaktı. Çalışanların sadece bu geçiş sürecine katılmaları değil, yeniden yapılanmada da rol almalarını isterdim. Çok yorucu pazarlıklar yürüttüm. Euronews muhabiri gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni kamu yayıncısı yasa tasarısının gelecek hafta meclisten geçmesi bekleniyor. Fakat tasarı yasalaşsa bile ERT çalışanları ile hükümet arasında bir aydır devam eden savaşın sonu olmayacak.